Herkese merhabalar arkadaşlar. Yardımcı Öğretmen kanalında yepyeni bir yazılı videosuyla yine sizlerle birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar 4. sınıflar için sınava hazırlık 1. dönem fen yazılısına 1. sınavına hazırlık videosu arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atarak videonun daha çok kişiye ulaşmasını sağlamayı ve bize yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanların başlarına D, yanlış olanların başlarına Y yazınız demiş. Dünyanın güneşe dönük olmayan kısmında gece yaşanır. Yani şimdi dünya ve güneşi düşünelim arkadaşlar. Şöyle şu güneş olsun. Böyle buradan ışık veriyor. Diyelim ki şurada da dünya olsun. Buradan aydınlanan kısım nereler olacak arkadaşlar? Ön taraf. Güneşe dönük olmayan kısım. Yani şu kısım ne olacak? Gece yaşanır. O zaman buna ne diyoruz arkadaşlar? Doğru diyoruz. Dünyamızın kendi etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur demiş. Arkadaşlar mevsimlerin oluşabilmesi için iki tane şartımız var. Bunlardan bir tanesi dünyanın ekseni ekliğinin olması, bir de güneşin etrafında dolanması lazım. O zaman buna ne diyoruz? Yanlıştır diyoruz. Dünya kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner. Evet arkadaşlar, batıdan doğuya doğru bu sorularda şöyle de gelir. Saatin tersi yönde diye de gelir arkadaşlar. Evet bu şekilde olacak. Bu doğru bir ifadedir. Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki minerallerdir. Farklı renk, şekil, desen de olmasının sebebi arkadaşlar onun yapısındaki minerallerden kaynaklıdır. Bu da doğru bir ifadedir. Yer kabuğunun kalınlığı dünya üzerindeki her yerde aynıdır demiş. Hayır arkadaşlar, dünya üzerindeki her yerde kalınlık aynı değildir. Bu yanlış bir ifadedir. Geldik sıradaki sorumuza. Siz de arkadaşlar bakın yanlarında puanlar var. Puanlarınızı aldığınız puanları durdurup videoyu çözerek aldığınız puanları bize yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Aşağıdaki tabloda verilen sözcükleri boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Dünya güneşin çevresinde nokta nokta hareketi yapar. Ne yapar arkadaşlar? Dünya güneşin etrafında dolanma hareketi yapar. Dolanma kelimesini kullandık. Makarna, pirinç ve patateste bol miktarda ne vardır arkadaşlar? Tabii ki karbonhidrat vardır. Karbonhidrat vardır. Ekonomik değer taşıyan kayaçlara ne denirdi? Bu çok çıkar arkadaşlar. Büyük ihtimal sizde de sınavda da çıkacak. Maden denir arkadaşım. Dünya günlük hareketini nokta nokta saatte tamamlar. Tabii ki 24 saatte, yani bir günde tamamlar. Milyonlarca yıl önce canlı olan bitki ve hayvanların taşyaşmış kalıntılarına ne denir? Tabii ki fosil denir arkadaşlar. Evet. Bu şekilde boşluklarımızı doldurmuş olduk. Evet. Gelsin yeni sayfamız. Aşağıdaki madenleri kullanım alanlarına göre eşleştiriniz demiş. Şimdi buradaki madenlerle kullanım alanlarını eşleştirmemizi istemiş. Bakalım. Merdiven ve mutfak tezgahı yapımında kullanılır. Arkadaşlar evinizde kontrol ederseniz, bakarsanız buralarda mermer kullanıldığını göreceksiniz. Mermer gelecekti buraya. Şimdi evlerde ısınma amaçlı kullanılır. Evet arkadaşlar, bazı yerlerde ısınma amaçlı olarak ne kullanılır? Linyit kullanılır. 4. Çünkü linyit ısınmayı sağlayan bir maddedir. Takı, pardon, elektronik ve mutfak eşyası yapımında kullanılır. Tabii ki arkadaşlar burada elektrik iletkenliğinin iyi bir maddeden olması lazım. Bu sebeple en iyi elektrik iletkenliği arkadaşlar bakırda olduğu için bakır kullanılır. Takı, kuyumculuk ve süs eşyası olarak kullanılır. Zaten bunu düşünmeye bile gerek yok. Bunun hemen altın olacağını siz de biliyorsunuz zaten arkadaşlar. Otomobil yapımında ve inşaatlarda kullanılır. Ne kullanılır arkadaşlar? Tabii ki demir. Buraya da 2 numara gelmeliydi diyoruz. Bu da bu şekildeydi arkadaşlar. Siz durdurun, çözün. Bizimle birlikte kontrol yapın. Puanınızı kendinize verin. Bakalım kimler yüz alacak. Hadi bakalım. Aşağıdaki besin içeriklerini vücudumuzda katkıları ve görevlerine göre eşleştiriniz demiş. Şimdi arkadaşlar makarna, ekmek, patates, yani böyle hamur işleri olan şeylerde ne var içerisinde arkadaşlar? Tabii ki karbonhidrat var. 1. Geldik. 1 numarayı ne yaptık? Kullandık. Şimdi et, süt, yumurta, nohut, mercimek. Bunlar da arkadaşlar zaten et, süt, yumurtayı görünce hemen aklınıza gelsin. Tabii ki proteinler. Proteinler biliyorsunuz bizim yaralanmalarımızda, sakatlanmalarımızda vücudumuzun çabuk iyileşmesini sağlar. Vücudumuzun yapı taşı proteinlerdir. Ayçiçeği, fındık, zeytin, balık, tereyağı. Bunlar da arkadaşlar hepsi tereyağı adı üstünde zaten. Yağlar olduğunda buradan size ipucu olsun.
Yiyeceklerin hepsinde olan arkadaşlar bütün yiyeceklerde mineral vardır. 4 numara. Geldik elma, portakal, muz. Bunu zaten biliyorsunuz. Meyvelerde de ne vardı? Tabii ki vitamin vardı bol miktarda diyoruz arkadaşlar. Evet ve yeni sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakın burada sorunun köküne, sonuna dikkat edin. Doğrudur, yanlıştır ifadeleri çok önemli. Dünyanın iki türlü hareketi vardır. Doğru mu? Evet, bunlardan bir tanesi dönme hareketi, bir tanesi dolanma hareketi. Bu doğru bir ifade. Bu cevabımız olmayacak. Fosiller 2 yılda oluşabilir demiş. Fosillerin oluşması için arkadaşlar milyonlarca yıl geçmesi gerekir. Yer kabuğu gözlemlenebilir katman. Evet, yani etrafımızda üzerinde yaşadığımız yer kabuğu arkadaşlar gözlemlenebilir. Doğru bir ifade. Fasulye ve nohutta protein vardır. Bu da doğru bir ifade ama fosiller 2 yılda oluşabilir ifadesi yanlış arkadaşlar. Çünkü fosillerin oluşabilmesi için üzerinden milyonlarca yıl geçmesi gerekir. Elif annesine yardım ederken elini kesti. Elif yarasının çabuk iyileşmesi için hangi besin grubunu daha çok tüketmelidir? Şimdi arkadaşlar vücutta yapıcı ve onarıcı bir besin olmalı bu. Yapıcı ve onarıcı. Çünkü bir onarıma ihtiyaç var burada. Bir kesik oluşmuş. Yani hastalıkların, yaraların daha çabuk iyileşmesi lazım. Burada arkadaşlar vitamin değil. Çünkü vitamin dediğimiz maddeler arkadaşlar bizim direncimizi arttırır. Karbonhidratlar enerji verir, yağlar enerji verir. Ancak proteinler yapı ve onarıcıdır. Vücudumuzdaki bir kırıkta, işte ne bileyim bir kesikte, yaraların daha çabuk iyileşmesi, hastalıkların daha çabuk iyileşmesi için proteinler çok tüketilmelidir arkadaşlar. Evet, gelsin sıradaki sorumuz. Kayaçlar, rüzgar, yağmur ve sıcaklık farklılıkları gibi dış etkenler nedeniyle parçalanırlar. Kayaçların parçalanması ile ilgili sıralama hangi şıkta doğru verilmiştir demiş. Şimdi arkadaşlar, en büyükten en küçüğe doğru gideceğiz. O zaman en büyük ne olacak arkadaşlar burada? En büyük kayaç olacak değil mi? Kayaçlar. En büyükleri bu. Daha sonra kayaçlar parçalanınca neye dönüşecek arkadaşlar? Kayaya dönüşecek. Kayalar da parçalanınca neye dönüşecek arkadaşlar? Taşlara dönüşecek. Taşlar da parçalanacak. Çakıllara dönüşecek. Çakıllar da parçalanırsa neye dönüşür arkadaşlar? Tabii ki kuma dönüşür. O zaman sıralamamız bu şekilde olacak. Kayaç, kaya, taş, çakıl, kum. Bakalım hangi şıkkımızda var? Kayaç, kaya, taş, çakıl, kum. Zaten direkt burada A seçeneğinde karşımıza çıktı. Evet, fosilleri inceleyen bilim dalına ne denir? Arkadaşlar bunu direkt bilmeniz lazım. Yani bilmezseniz bunu yapamazsınız. Ancak burada iki şık arasında kalabilirsiniz. Paleontolog ve paleontoloji. Arkadaşlar bilimdir kelimesinin sonunda, bilim kelimelerinin sonunda loji ekini görürsünüz. Bu olursa bilim, işte log olursa onun bir meslek olduğunu anlayabilirsiniz buradan. Paleontolog, yani paleontoloji bilimiyle uğraşan kişidir. Ancak bize bilimi sorduğu için arkadaşlar paleontoloji diyorum. Çünkü loji bilim demektir arkadaşlar. Evet geldik sıradaki sayfamıza. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın güneşin etrafında dolanma hareketinin bir sonucudur? Şimdi arkadaşlar burada dolanma sonucunda ne oluşuyordu? Tabii ki arkadaşlar hiç düşünmeye bile gerek yok bunu. Mevsimler oluşuyordu diyebiliriz. Çünkü gece gündüz ya da işte bir gün bunun ikisi aynı şey zaten. Yani dünyanın günlük hareketinin sonucuydu. Ay onunla alakalı bu durum değil zaten. Burada mevsimler oluşur. Bu yıllık hareketi yani güneşin etrafındaki dolanma sonucunda ortaya çıkacak olan bir şey. Doğru mu? Evet. Geldik diğer sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Bakın bu defa doğru olan arıyoruz. Börekte vitamin var demiş. Arkadaşlar börek hamur işleri deyince aklınıza ne gelecek? Karbonhidrat gelecek. Karbonhidrat. Karbonhidratlar gelecek. Evet o zaman bu değil arkadaşlar. Doğru değil. Elmada yağ var demiş. Hayır arkadaşlar. Ette karbonhidrat var demiş. Eti görürseniz de ne aklınıza gelecek? Protein aklınıza gelecek arkadaşlar. Bu da yanlış. Peynirde de protein olduğunu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım sınavlarınızda en güzel notlar alırsınız. En başta söylediğim gibi kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı ve kaç aldığınızı, sınavdan kaç aldığınızı yorum bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca like atarsanız video daha çok kişiye ulaşabilir ve sınavında birçok öğrenci sizlerin sayesinde başarılı olabilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.